Hoş geldiniz. Luna ile alakalı konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, az önce gördüğünüz gibi saatlikteki hareketli ortalamalar birbirine maalesef çok yakın ve direnç olarak çalışıyor. E 4 saatlikte de düştük. Şu anda baktığımız zaman. Halbuki Bitcoin hareketleri de e, sabite yataya çok yakın arkadaşlar. Bunu da söylemek lazım aslında. E, buradan bizim çıkarımımız şu zaten uzun zamandır da bu ortada olan bir gerçek. Bitcoin'in sabit senaryosunda bile aslında Luna artık e, düşüşe bir meyilli. E, geçmişte yaptığı yükselişlerden sonra zaten bu da aslında normal karşılayabileceğimiz bir durum. Kaldı ki dün de bahsettik bakın günlüğün hareketli ortalaması resmen dolu dizgin geliyor. Bunun da aslında sebebi ilk yapmış olduğu patlamanın sonucu. Yani buradaki e, aslında büyük listeleme hareketleri arkadaşlar piyasadaki ciddi dalgalanma hareketleri sadece ilk yaptığından sonra değil sonrasındaki zaman dilimlerinde de etki ettiğini e, buradan görmüş oluyoruz değil mi bilmiş oluyoruz yani bunu da uzun lafın kısası arkadaşlar yakın tarihte bitcoin tarafından sürpriz bir yükseliş gelmezse luna tarafı zaten geri çekilme müsait kaldı ki. Gelirse de Luna tarafında bu ani pampla kalır. Yani devamında tekrar e, bu da bir rüzgar olup geçer. Artık geri testini yapmaya müsait arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde de e, düşüş bekliyoruz. Burada hatta artık 1.61 1.62'lerde tutmayarak daha altına belki 1.44'lere kadar arkadaşlar e, mum kapanışlarını yapıp buralardan tekrar yükselmek üzere. Hacim kazanmaya başlayacaktır, ama bir geri çekilme geliyor ee, ki oldukça normal telaş edecek bir şey de yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.